Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTC kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Bitcoin yukarı yönlü bir hareketle geldi ama beklediğimiz hareketti. Retest hareketini gerçekleştirdi. Ve aşağı yönlü hareketlerin gitmesini açıkçası bekliyorum. Yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aşağı yönlü hareketlerin gitmesini bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, biz tabii ki normal grafiği ters ölçekli grafiklerle de kontrol ediyoruz. Yani nasıl söyleyeyim ben size, geçmişteki verileri de kontrol ettiğimiz zaman çok güzel işe yaradığını görebiliyoruz. Mesela şu an retestini tamamladıktan sonra buradaki mesela bizim için direnç bölgesi olan bölgede retestini tamamladıktan sonra aşağı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyoruz demiştik. Burada ölçeği ters çevirdiğimiz zaman sanki yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş, retesti tamamlamış, yukarı yönlü hareketler gelecekmiş gibi görebiliyoruz. Dolayısıyla aynı şekilde de düşüş senaryomuz geçerliliğini koruyor. Yani hala biz düşüş senaryosunu bekliyoruz arkadaşlar. Günlük time frame'de düşüş senaryosunu bekliyoruz. Hemen haftalık grafiğe girelim. Haftalıkta olması gereken mutlak senaryolar zaten geçerliliğini koruyor ve hala aşağı yönlü düşüş senaryosu geçerli. Yani şöyle söyleyeyim, 20 bin dolar seviyesi en kötü 18 bin dolar seviyesine kadar bir temas bekliyoruz arkadaşlar. 20 bin dolar seviyesi aktif geçerli bir seviye, 18 bin dolar seviyesi de yani bir ihtimal seviyesi diyebilirim ben size, ama 20 bin doları görmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, retestimizi tamamladıktan sonra aşağı yönlü hareketler geliyor. Dün bahsetmiş olduğum Kuwait Mont indikatörünü bazı arkadaşlarımız anlayamamış. Onu hemen üstünden çok az bir şekilde geçeceğim. Bir de size bugün Doğu Blok Sistem 2.0 anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bölgelerde alsat sinyalleri veren bir indikatör. Onu da göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde en iyi indikatörlerden biridir arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi ben hemen burada göstergeler ve stratejiler bölümünden arkadaşlar Kuwait Mont'u yazalım. Şimdi hocam biz nerede işlem gireceğiz, nasıl yapacağız deyip anlamayan arkadaşlarımız oldu. Hemen tekrar bir hatırlatmak istiyorum ben sizlere kısa bir şekilde. Aslında çok basit arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem çok basit. Hemen gösterelim. Örnek bir tane bakalım. Hızlı bir şekilde bakarsak şimdi şurada bir tane gördüm. Hani çok istediğimiz gibi olmasa da çok yakın bir veri. Şimdi arkadaşlar bakın, şunu söylemek istiyorum öncelikle. Buradaki Kuwait Mont indikatöründe yukarı yönlü bir bar hareketimiz geliyor. Bir sonraki, yani önündeki barda onunla birlikte hemen hemen eşit olursa, bakın bu çok eşit değil ama çok yakın. İşimize yarar mı? Tabii ki yarar. Yani birebir olursa bizim için daha iyi. Ama şu da geçerli. Birbirine çok yakın olursa arkadaşlar, kapanış seviyesi birbirine çok yakın olursa aşağı yönlü hareketler gelebiliyor. Aynen, bir sonraki mumu zaten görebiliyorsunuz. Bakın bu indikatörde bu anlatmış olduğum konu uzun vadeli değil arkadaşlar. Bir mumluk hareketinizi kapsıyor. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Yani ben burada düşüş senaryosu gördüm. Bir sonraki mumlar da düşüş senaryosuna dair olabilir mi? Hayır, olamayabilir arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler de gelebilir. O yüzden stop olabilirsiniz. Benim burada anlatmak istediğim, yani örnek vermem gerekirse 100 dolarınız var. 25x kaldıraç kullanıyorsunuz. Şansınızı bu şekilde deneyip bir mum sonra konuyu gördüğünüz gibi konuyu kapatıp hemen oradan derhal uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Yani bu anlatmış olduğum sistemde arkadaşlar çok fazla pozisyonda aktif kalmayacaksınız. Mesela şurada da gösteriyor. Bakın birebir aynısı. Bakın şuradaki mumda gördüğünüz gibi birebir aynısı. Yani bu mumun bir sonraki bu barda kapanış gerçekleşiyor. Bir sonraki barda arkadaşlar aynı seviyede kapanış gerçekleşiyor. Yani yukarı yönlü hareketler gelemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir short işlemi denenebilir. Aynen, denenebilir. Bakın burada gördüğünüz gibi kapanış gerçekleştikten sonra aşağı yönlü bir hareket geliyor. Ve tekrar yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Zaten burada bir gördüğünüz gibi uyumsuzluk söz konusu. Kuwait Mont'ta aşağı yönlü hareketler devam ederken Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar uyumsuzluklar söz konusu. Bir sonraki ileriki süreçte
süreçlerde zaten düşüşler gerçekleşiyor. Anlatmak istediğim konu bu arkadaşlar. Yani çok fazla hani detaya girmenize gerek yok. Hocam ben nerede işleme gireceğim, nasıl yapacağım, hani biz anlayamadık diyorsunuz. İki barın, şuradaki iki barın aynı şekilde kapanması bir sonraki barın düşüş senaryosu demek arkadaşlar. Aynı şekilde aşağısı için geçerli. Yani aşağıda aynı şekilde iki bar, mesela şurada bir örnek varsa hemen bir tane göstereyim. Aynen bakın arkadaşlar, 3 tane bar gördüğünüz gibi aynı şekilde kapanmış ve bir sonraki mum gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler gelmiş. Bakın tam şu şey aynen şu şekilde, bakın burada görebiliyorsunuz, biraz büyüteyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hepsi aynı şekilde kapanmış. Yani dolayısıyla anlatmak istediğim konu, hemen şuraya bir dikey çizgi koyalım. Evet bakın bir sonraki mum arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerine devam etmiş. Şimdi şunu söylemek istiyorum, dediğim gibi bir mumluk canınız var. Yani bunu yakaladınız, daha sonra arkadaşlar mum kapanışından sonra pozisyonu terk etmeniz gerekiyor. Açıkçası gördüğünüz gibi terste de kalabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar çok önemli bir konu tek mumluk. Yani 1000 dolarınız var, 25x kaldıraç kullanıyorsunuz, hemen bunu yapıp çıkıyorsunuz arkadaşlar. O kadar açık ve net söylüyorum size. Evet şimdi bunu kapatalım. Anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Biraz karışık geldi ama yani tekrar videoyu sarıp dinleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen burada göstergeler ve stratejiler bölümüne Doğu Blok Sistem 2.0 tıkladık. Biraz karışık bir şekilde gelecek. Birçok veri var çünkü indikatörün içinde. Hala gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi tabii ki her bir verinin bir değeri var. Ama bizim açıkçası dikkat ettiğimiz konu alsat sinyallerin mevcut olduğu bölgeler. Hemen geldiğimiz zaman ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Ayarlar bölümünde arkadaşlar hemen burada hu sınır çizgisi hemen 2. Bakın bunları kapatmıyoruz arkadaşlar. Alsat sinyalleri kapatmıyoruz. Bunlar açık kalıyor. Ve diğer tüm hepsini kapatabilirsiniz. Bakın burada hepsini kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bizim için geçerli olan konu, hatta bir saniye bakayım. Evet. Tamam. Bizim için geçerli olan konu, istediğimiz konu al sas sinyallerinin olması. Şimdi 4 saatlik time frame'de gördüğünüz gibi arkadaşlar sas sinyalindeyiz. Hala aşağı yönlü hareketlerimiz devam ediyor ve şunu öncelikle söylemek istiyorum. Doğu Blok Sistem 2.0 gerçekten çok güzel indikatör, öyle sürekli al sas sinyalleri yaratmıyor. Trendten sizi kolay kolay çıkarmıyor arkadaşlar. Mesela şunu öncelikle göstermek istiyorum. Bakın tam bu seviyede 16.800 seviyesinde bir al sinyaliyle beraber arkadaşlar gördüğünüz yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Şimdi günlük time frame'de en iyi şekilde çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Günlük time frame'de en iyi noktalardan sinyalinizi yakalayabilirsiniz. 4 saatlikte o da güzel çalışıyor ama günlük olarak baktığım zaman arkadaşlar ben Doğu Blok 2.0'a en iyi günlükte çalıştığını görebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde 4 saatte burada 4 tane daha sinyalimiz vardı. Onlar şu an kayboldu. A sinyalindeyiz arkadaşlar. A sinyalinde hala aktif bir şekilde devam ediyoruz. Mesela bakın burada bir sas sinyali, daha sonra A sinyaline dönmüş. Çok az da olsa terste bırakıyor arkadaşlar. Hiç bırakmıyor diyemem ama çok az, yani öyle söyleyebilirim. Ben günlük olarak Doğu Blok Sistem 2.0'a takip edeceğim, bu indikatöre göre hareket edeceğim derseniz kazanma olasılığınız çok yüksek, onu söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar dikkat etmeniz de gerekli. Çünkü riskli varlıklar dünyasındayız. Her an her şey olabilir. Yani burada bir sas sinyali çok güzel bölgede geldikten sonra aşağı yönlü nereden baksınız arkadaşlar? Kapanışta işleme girseniz aşağı yönlü %13.19 bir kere realizasyonu var arkadaşlar. Burada da aynı şekilde yukarı yönlü bakın hareketlerde çok güzel bir şekilde işleme sokuyor. Bakın mesela şöyle göstereyim ben size. Çok güzel bir bölgede 43.900 seviyesinde bir sas sinyaliyle beraber arkadaşlar sizi 18.000 seviyesine kadar götürüyor. Yani açıkçası çok güzel bölgelerde al sas sinyali veriyor. Ve günlük time frame'de arkadaşlar geniş çerçeveden baktığımız zaman gördüğünüz gibi bir sas sinyali
Ne kadar süre? Mesela şurada arkadaşlar 51.000 seviyesinde bir sas sinyali veriyor. Nereye kadar arkadaşlar? 33.000 seviyesine kadar aşağı yönlü devam ediyor. A sinyali ve tekrar sas sinyali. Yani sizi gördüğünüz gibi hiçbir şekilde pozisyondan çıkarmıyor. Yani şunu öncelikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizi 54.000 seviyesinden bir sas sinyaliyle 2 sas sinyaliyle 18.000 seviyesine kadar devam ettiriyor. Ekstra bir şekilde yoldan bizi çıkarmıyor. Aynen burada da bakın mesela bir sas sinyali aşağı yönlü hareketlerimiz, al sinyali yukarı yönlü hareketlerimiz. Yani çok az tabii ki bu day trade'ler için uzun vadede ya ben burada sas sinyalini gördüm. Ben abi buradan pozisyona gireceğim. Örnek vermem gerekirse 100 dolarım var. Tamam çok güzel. 3x kaldıraç kullanacağım ve bu şekilde devam edeceğim hocam derseniz kesinlikle mükemmel bir düşünce derim. Yani bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Terste kalmalısınız tabii ki var ama çok az. Yani çok az terste bırakıyor. Gördüğünüz gibi özellikle bu indikatörü bugün sizinle paylaşmak istedim. Şu geriye gittiğim zaman bir açılsın. Bakın burada arkadaşlar 7400 seviyesinde bir al sinyali veriyor size. İnanır mısınız? Nereye kadar? 58 bin dolar seviyesine kadar herhangi bir sinyal yok. Yani o yüzden arkadaşlar bana kalırsa çok güzel bir indikatör kullanabilirsiniz. Daha önce de anlatmıştım ben bu indikatörü ama gözden herhalde kaçtı ve açıkçası hala ücretsiz olduğu için bunu paylaşmak istedim. Çünkü paylaştığımız güzel indikatörler maalesef daha sonra ücretli oluyor. Harmonik formasyon bulucu indikatörümüz otomatik indikatörlerde gördüğünüz gibi daha önce ücretliydi şimdi pardon ücretsizdi şimdi ücretli oldular. O yüzden arkadaşlar birazcık bu indikatör konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani işe yarayan çok fazla kullanılan indikatörler yatırımcısı tarafından, üreticisi tarafından arkadaşlar hemen ücretli bir şekilde devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde sinyallerimiz geliyor. Şimdi tabii ki bunu birçok paritede deneyebilirsiniz, birçok coin'de deneyebilirsiniz. Hemen mesela GRT'ye bakalım arkadaşlar, Phantom'a bakalım. Günlük time frame'de. Mesela ben birkaç çalışma yapmıştım. Aynen bakın arkadaşlar değişen hiçbir şey yok. Al ve sas sinyalleri, al ve sas sinyalleri hala devam ediyor ve hala alda ve yukarı yönlü hareketler hala devam ediyor ve çalışıyor arkadaşlar. Yani ekstra olarak hiç çalışmıyor diyemem. Tabii ki çalışıyor, çok güzel çalışıyor. O yüzden bence Doğu Blok sistem 2.0'ı denemenizde fayda var arkadaşlar. İşinize yarayabileceğini düşünüyorum. O yüzden bugün bu indikatörü sizinle paylaşmak istedim. Yani tabii ki ne oluyor? İnsanoğlu şunu söyleyebiliyor. Yani o kadar emek verdim, o kadar terste kaldım, o kadar maceraya girdim. Gerek varmış mı? Aslında gerçekten hiç yokmuş. Çünkü neden? Ben Doğu Blok 2.0'ı kullanmış olsaydım mesela şu an hala 41 bin dolar seviyesinden beri short işlemim geçerli olurdu diyebilirim. Yani mesela örnek vermem gerekirse tabii ki bu kadar zaman bu kadar süre kim bekler? Açıkçası o da orası birazcık da muamma konuşmamız gerekiyor konuyu. Ama şunu söyleyeyim al sinyali en son 17.900 yani 18.000 seviyesine geldikten sonra hala bize ekstra olarak para kazandırabiliyor arkadaşlar. Onun için ben Doğu Blok 2.0'ı gerçekten sizlere hem kendim tercih ediyorum hem sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunu kullanabilirsiniz. Yani çok da olsa, çok az olsa sizi terste bırakabiliyor. Ya yani tabii ki bu indikatörü kombin yapabilirsiniz. Başka indikatörlerle de kullanabilirsiniz. Mesela ben Hyken'e RSI osilatörle kullanıyorum bunu bazen. Gerçekten işe yarıyor. Kombin olarak çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel bölgelerde alsat sinyalleri üretebiliyor. Yani bakın şu an Hyken RSI osilatörde yukarı 25 bantını, kırmızı bantını yukarı yönlü kestikten sonra bir al sinyalinin demek ki yukarı yönlü bir trendin başladığını gösteriyor. Şimdi Hyken RSI'de gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler devam ederken Bitcoin yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Burada bir uyumsuzluk söz konusu. Yani aşağı yönlü Bitcoin'in düşmesi artık ben bekliyorum. Yani %90 bir şekilde bekliyorum. Onu öncelikle sizlere söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir de şunu söyleyeyim. Instagram adresimi bulamayanlar oluyormuş. Hemen şöyle bir şekilde Instagram'a girelim. Hatta hiç Instagram'a girmeyelim. YouTube'a girelim. YouTube'ı en son videoma açalım arkadaşlar.
Hemen bakalım, durduralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Instagram'da bir link olarak koydum. Hemen yönlendiriyor zaten. Aynen. Şu an sayfamız bu arkadaşlar. 95 takipçimiz var. Yaklaşık bir 10 gün önce açtık zaten. Kimseyi de takip etmiyorum. İhtiyacım da yok. 95 takipçim beni takip ettiğiniz zaman zaten ben size burada hem fırsatları hem kombinasyonları gösteriyorum. O yüzden burada beni takip etmenizde fayda var. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.